Zannedeyim benim ta ilkokuldayım dikkatimi çekmiştim. Ortaokulda yani bir anormallik olduğunu anladım ama çok ciddi bir anormallik olduğunu anladım. Ve bunun kullanış amacı da zaten Allah'a baş kaldırmak için fırsat arayanlara muazzam bir malzeme. Yani büyüklük hissi içinde olanlara. Yani Allah'a kul olmak ağırına gidenlere. Mesela secdeye gitmek ağırına gidiyor adamın. O bir çözüm arıyor. Onların sarıldığı çok çürük bir izah. Her şeyi tesadüfle anlatan bir anlatım. Allah nasıl küçük düşürüyor ya? Nasıl küçük düşürüyor? Bak akla bak. Yani bir hücre tesadüfen oldu diyor. İnsanlar tesadüfler sonucu, hayvanlar tesadüfler sonucu, bitkiler, meyveler, sebzeler hepsi tesadüfler sonucu oldu diyor. Peş peşe tesadüfler. Ya tesadüf bozar, kırar, yıkar, darmadağın eder. Tesadüf ne yapar ki? Ama bunları işte bu yaratılış atlasıyla dümdüz edince moralleri çok kötü gitti. Mesela bak Avrupa'da sol yok artık. Sol bitti. Yani Türkiye'de de sol bitti. Adı kaldı solun. Yani sadece tarihi bir felsefe, eski felsefe gibi oldu. Bir de iyi bir şey de bir şey gerçekse bu çok fazla adama ihtiyaç duyulmayan bir şey oluyor. Mesela Darwinizmin geçersizliğini anlatmak, adamlar 1 milyon profesör, doçent kullanıyorlar. Milyonlarca okul kullanıyor. Ama sen diyorsun ki ya bak güneş doğdu diyorsun. Perdeyi bir açıp kapatıyorsun. Adamların hepsi iptal oluyor. Maşallah. Tabii. Bütün okullar, her şey yatıyor. Ya bir kere yani şu açık gözlemlik. Geçenlerde öyle uydurma bir delil ortaya koymuşlardı. Ya böyle bir şey yok dedim, ben gösterdim. Bütün dünyada özür diledi Darwinistler. Dümdüz gitti. Ya fazla uğraşmaya gerek yok. Normalde böyle bir şey düzeltmek çok zordur. Ya aksini savunmak. Mesela bir siyasi düşüncenin aksini savunmak için adamlar trilyonlar harcıyor, yine baş edemiyorlar. Bizimki çok kolay oldu. Maşallah. Maşallah.